Bu videoda Pisagor teoremi ile tanışacağız. Pisagor teoremi. Aslında çok eğlenceli bir teorem olmakla birlikte matematik bilginiz ilerledikçe bu teoremin aynı zamanda matematiğin temel taşlarından birisi olduğunu da göreceksiniz. Geometride epey kullanılan trigonometrinin neredeyse omurgası gibi olan bir teorem bu farklı noktalar arasındaki uzaklıkları hesaplamak için de yine bunu kullanacaksınız. O yüzden bu teoremi çok iyi bilmeniz çok işinize yarayacak. Sanırım yeterince konuştum. Şimdi size Pisagor teoreminin ne olduğunu anlatayım. Eğer bir üçgenimiz varsa ve bu dik bir üçgen olmalı yani üçgendeki açılardan bir tanesi 90 derece ise bunun 90 derece olduğunu buraya bu küçük kutuyu çizerek gösteriyoruz. Yani buradaki bunu başka bir renkle çizeyim. Burası 90 derecelik bir açı. Veya bunu dik açı olarak da adlandırabiliriz ve içinde dik bir açı olan üçgene de dik üçgen diyoruz o halde. Bu bir dik üçgen. Evet. Şimdi eğer bir dik üçgenin iki kenarını biliyorsak, Pisagor teoremi ile bu üçgenin üçüncü kenarını da bulabiliriz. Bunu nasıl yapacağımızı göstermeden önce size bir terimi daha açıklayıvereyim. Bir dik üçgenin en uzun kenarı, 90 derecelik açının yani dik açının karşısındaki kenar. Yani bu örnekte şu kenardır. Evet, en uzun kenar bu. Dik açının açıldığı yer en uzun kenarı gösteriyor olacak bu en uzun kenara hipotenüs denir. Hipotenüs. Bunu bilmeniz lazım çünkü bu terimi sürekli kullanıyor olacağız. Hipotenüsü daha iyi anlayabilmeniz için birkaç dik üçgen daha çizeyim. Evet. Diyelim ki böyle bir üçgenimiz var. Bunu biraz daha düzgün çizeyim. Böyle bir üçgenimiz var diyelim ve size buradaki açının 90 derece olduğunu söylüyorum. Bu durumda bu kenar hipotenüstür. Çünkü 90 derecelik açının karşısında bu var. Bu üçgenin en uzun kenarıdır aynı zamanda, değil mi? Bir kez daha göstereyim ki hipotenüsün hangi kenar olduğunu kolayca tanıyın. Bu sefer üçgenimiz ee, bu olsun ve buradaki de 90 derecelik açı. Sanırım bunun nasıl yapıldığını artık zaten biliyorsunuz. Dik açının açıldığı yeri buluyorsunuz ve işte hipotenüs. Aynı zamanda üçgenin en uzun kenarı hipotenüs. Evet. Pisagor teoreminin bize ne anlattığını öğrenmeye artık hazırız. Diyelim ki c hipotenüsün uzunluğu olsun, buna c diyelim. Bu kenar c. Buradaki kenarı da A olarak adlandıralım ve bu kenarı da B olsun. Pisagor teoremi bize A'nın karesi yani kısa kenarlardan birinin uzunluğunun karesi ile diğer kısa kenarın uzunluğunun karesinin toplamının hipotenüsün uzunluğunun karesine eşit olduğunu söyler. Evet. Şimdi bunu bir alıştırma üzerinde görelim. Aslında çok da zor olmadığını anlayacaksınız. Diyelim ki şöyle bir üçgenim var. Şuraya çizeyim. Evet, üçgenim bu. Bunun dik açı olduğu söylenmiş olsun. Buradaki uzunluk, bunu farklı renklerle yapayım. Buradaki uzunluk 3 ve buradaki uzunluk da 4 olarak verilsin. Ve bizden buradaki uzunluğun ne olduğunu bulmamız istensin. İlk yapacağımız şey Pisagor teoremini uygulamadan önce hipotenüsün hangi kenar olduğundan emin olmak. Neyi bulmaya çalıştığınızdan emin olmanız lazım ve buradaki durumda hipotenüsü bulacağız. Bunun hipotenüs olduğunu biliyoruz çünkü dik açının karşısındaki kenar bu. Eğer Pisagor teoremine göre bakarsanız bu c'dir yani en uzun kenar. Artık Pisagor teoremini uygulamaya hazırız. Pisagor teoremi bize 4'ün karesi yani kısa kenarlardan birinin karesi artı 3'ün karesinin yani diğer kısa kenarın karesinin bu uzun kenarın karesine yani hipotenüsün karesine eşit olduğunu söylüyor. C'nin karesine eşit olacak. Şimdi c'yi bulacağız. 4'ün karesi 4 çarpı 4 ile aynı şey. Bu da 16'dır ve 3'ün karesi 3 çarpı 3 ile aynı şeydir. Yani bu da 9 ve bunların toplamı da c'nin karesine eşit olacak. Şimdi. 16 artı 9 nedir? Bakalım, 25'tir yani 25 eşittir c'nin karesi. Şimdi de her iki tarafın karekökünü alırsak, aslında matematiksel olarak düşünürseniz c eksi 5 de olabilir ama burada uzunluklardan bahsediyoruz. Dolayısıyla sadece pozitif köklerle ilgileniyoruz. Buna göre her iki tarafın karekökünü alınca c'nin 5 olduğunu buluyoruz. Yani en uzun kenarın uzunluğu 5'miş. Bir dik üçgenin iki kenarının uzunluğu biliniyorsa Pisagor teoremini kullanarak üçüncü kenarın uzunluğunu bulabiliriz. Üçüncü kenarın hangisi olduğu fark etmez. Şimdi şu aşağıda bir tane daha örnek yapalım. Diyelim ki üçgenimiz böyle olsun. Dik açımız burası. Bu kenarın uzunluğu 12 olsun ve diyelim ki bu kenarın uzunluğu da 6 olsun. Biz buradaki uzunluğu bulmak istiyoruz. Öncelikle az önce söylediğim üzere ilk yapacağınız şey hipotenüsü bulmak. Hipotenüs dik açının karşısındaki kenar olacaktı, değil mi? Dik açımız burada. Dik açının karşısına bakıyoruz. En uzun kenar yani hipotenüs işte burada. Pisagor teoremini düşünürsek yani a kare artı b kare eşittir c kare formülünü düşünürsek 12'yi c olarak almalısınız. Yani hipotenüs bu. c kare hipotenüsün karesi demek. Buna göre 12 c'ye denk geliyor. Sonra bu kenarların bunlardan hangisine a hangisine b diyeceğimiz fark etmez. Diyelim ki a burası olsun a eşittir 6 ve daha sonra diyelim ki b de eşittir soru işareti işte şimdi artık pisagor teoremini kullanmaya hazırız. A kare yani 6'nın karesi artı bilinmeyen b'nin karesi eşittir hipotenüsün karesi eşittir c'nin karesi eşittir 12'nin karesi. Şimdi b'yi bulabiliriz. Buradaki farka dikkat edin. Şu an hipotenüsü bulmaya çalışmıyoruz. Kısa kenarlardan bir tanesini bulmak istiyoruz. Bir önceki örnekte hipotenüsü bulmuştuk. Yani c'yi bulmuştuk. Her zaman a kare artı b kare eşittir c kare olduğuna dikkat etmek önemli ki C, hipotenüsün uzunluğu, tamam. Biz bu örnekte B'yi bulacağız. 6'nın karesi 36 artı B'nin karesi eşittir. 12'nin karesi 12 çarpı 12 yani 144. 4. Şimdi bu denklemin her iki tarafından 36 çıkartalım. Bunlar birbirini götürür. Sol tarafta sadece b kare kaldı. Bu eşittir 144 eksi 36. 144 eksi 36. 108 olur. b'nin karesi buna eşit. Ve şimdi her iki tarafın pozitif kare kökünü bulmak istiyoruz. b eşittir kare kök 108. Bu Biraz daha güzelleşiyor mu bakalım. 108'in karekökü. 108'i asal çarpanlarına ayırarak bu köklü ifadeyi nasıl daha sade bir hale getireceğimize bakacağız. 108, 2 çarpı 54 ile aynı şeydir. Bu da 2 çarpı 27 ile aynı şey değil mi? Ve bu da 3 çarpı 9 ile aynı şey. Buna göre 108'in karekökü eşittir. Karekök içinde 2 çarpı 2. Aslında şurada işim tam olarak bitmemiş. 9'u da 3 çarpı 3 şeklinde çarpanlarına ayırabilirim. Yani bu 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Burada, burada tam kareler var görüyorsunuz. Bunu biraz daha düzgün yazayım. Pisagor teoremini kullanırken köklü ifadeleri daha sade hale getirme işlemiyle sık sık karşılaşacaksınız. O yüzden bu işlemle burada karşılaşmamız iyi oldu. Buna göre bu karekök 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı buradaki son karekök 3'e eşittir. Bu ikisi aslında aynı şey ve biliyorsunuz bunların tümünü kağıt üstünde yapmanız gerekmiyor. Aklınızdan da yapabilirsiniz. Şimdi e, bu kısım nedir? 2 çarpı 2 4'tür. 4 çarpı 9 36 yani bu karekök 36 çarpı karekök 3'tür. 36'nın pozitif karekökü 6'dır. Buna göre bu ifade 6 karekök 3 olarak sadeleşmiş olur. Dolayısıyla B'nin uzunluğunu karekök 108 veya 6 çarpı karekök 3 olarak yazabilirsiniz. Burası 12, burası 6. Ve 3'ün karekökü 1 virgül bir şeyler. Yani burası da 6'dan biraz daha uzun olacakmış.